Ve hemen geri gelelim. Aa, senin adam Anka'ya mı biniyor? Hı. Yok, Grifon. Anka da değil. Birazdan da orklara binecek. Kanka, seni çok iyi anlıyorum ama ya. Yani pıt 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 sürekli patlatıyorlar. Peki misal bir tane eleman Doğu Kırgıbayır'a sızsa orayı da güm 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 vurabilir mi acaba? Vurur. Ama 22 değil, sızamaz tek 20'sinde mi? vuruşla. Oraya ulaşmasınlar o zaman ya. Denizden vurulmuyor mu seyre? Önce karaya çıkacağım. Saçma değil mi? O kadar saçma ki hem de. Saçma. Ben de elfim dostum. Ben de elf olarak oynuyorum. Aleykümselam Halim MT. Hoş geldin. Oyunda deniz savaşı yok, hayır. Yani deniz savaşlarının olduğu bir tane Total War oyunu var sanırım. Bir ya da iki tane. Ama bu onlardan biri değil. Hayır, Seven Days to Die serisine devam etmiyoruz. Aa, kastan seviye atladı. Bekle bekle, seninle daha yapacak işimiz var. Şimdi öncelikle bu ölü yatırım orduyu hemen Lysan Kulesi'nin oraya götür. Şuradaki suikastçı beyefendi ile Kara Elf'in bir dalaklar çırpılsın. Çat! Helal lan! Oğlum var ya, bu adam suikasta ustalaştı ha. Gelecek sefere de ölümsüzlüğü alacağım ve ömür boyu bana hizmet edebilecek bir suikastçım olmuş olacak ki bu benim için çok çok güzel bir şey. Aa, merhaba, burada yapacağımız pek fazla bir şey yok. Prens Bey'e nasıl özellikler verebiliriz? Prens Bey'in ölümsüzlüğü var zaten. Nitelik yol gezer. Arazinin sebep olduğu hız ve saldırı cezalarını görmezden gelir. Ver ver. Bu beyefendiyle Anka kapısını alamayız. Anka kapısı tier 2'de değil mi? Ama prensin ordusuyla da Anka kapısını alamayız ki. Prensin ordusu da Anka kapısı için çok düşük. Hiç belli olmaz aslında ya. Belki bununla bir şeyi zorlayabilirim chat. Anka kapısını zorlayabilirim. Sen bir Tor Anlek'te bekle. Hayda. Egeciğim, bana bir 500 altın atma şansın var mı? Var var. Teşekkür ederim. Koloni kuracağım. İçeri giremedim ya. Vay arkadaş, bu neymiş? Ödeme al. 500 yeter. Sana zahmet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçi buraya para vermek mantıklı mı bilmiyorum da. Zira lan yetmedi 500. Aa. Kaç istiyor? 1500 istiyor, 1400 var. Haydi. Bir yüz daha al. 200 daha isteyeceğim senden. Gel gel. Abi, Yüzsüz Gamers 2013 ya. Devletin ekonomisi. Dilenmek üzerine kurulu. Kimi koparıyoruz? Benimki de öyle. Ebeği. Minimum 300 aldı bu arada. 200 yazdırmıyor. Bir şey diyeceğim, hediyeden niye alıyorsun ki? Onu anlamadım ben. Normal ödeme isteyebiliyorsun. Hediye yazıyor. Normal ödemede istesen. Yo, bak mesela ben... Dur, tur bana gelsin, göstereceğim. Oğlum, benim bu arada ekonomim falan iyiydi. Ben nara yıkıldım, onu anlamadım ki. Ay, senin ordu Bana sana para verdin bitmiş. ya, ondan sonra bir yıkıldın sen. Ya bizi ne bitirmiş olabilir? Benim sahada kaç tane ordum var, bir onu görmem lazım. Lord Alasakar, şu hatunun ordusu var, Gilgalon'un ordusu var. Tyron ölü. Laryan ve Alaryon diye iki tane hatun var. Lara ve Alara. İkiz yani. Sparrow, senin güzelliğin. Teşekkür ederim, eyvallah. Çok çok sağ ol, çok tatlış bir iltifattı. Beklemediğim bir anda, beklemediğim bir zaman diliminde. Bunun sebebini neye borçluyuz acaba, bu iltifatın? Arkadaşlar, Anka kapısına tek boynuz kapısından girip arkadan dalacağım. Çünkü buradan yürütürsem orduyu, buradan yürüttüğüm ordu heder olur. O yüzden Anka kapısından geçip hemen... Şey, pardon. Tek boynuz kapısından askerlerim zarar görmeden geçip
Hızlıca Anka kapısına doğru gitmem gerekiyor. En azından burada yıpranma yemeden gidip dalacağız. Buradan gitseydik arazinin verdiği kötü şartlardan mütevellit mutlaka ordu patlayacaktı. Abi şu orduyu yıksam mı acaba ya? Ordulardan birini bitirsem mi acaba? Vallahi bilemedim şu an ya. Hayır, normalde konfederasyon kurduk. Bana böyle daha yüksek miktarda para gelmesi gerekmiyor mu? Para kaybettik. Ay, bizim çocuğu yediler. Konfederasyondan gelen orduları yok ettin mi? Hayır, bir tane ordu şu an savunmada duruyor. Arkada bir ordum daha var. O ordular şeyden, konfederasyona gelen ordular sana eksi veriyordur. Ne kullanıyorsa içeride. Zeref'in teşekkür ederim balım, sağ olasın. Sanırım ekonomi maksimum 2 orduyu tartıyor. Hiçbir fikrim yok bu arada, ona hiç bakmadım ya. Oyunun amacı. Ha şey, işte elf olarak kötülüğe karşı savaşıyoruz. Ya orklara karşı. Hı-hı. Orklara, işte diğer kötü. Ya eğer bir orta dünya evrenine falan hakimsen. Bütün evil side. Anladın? Orklar, vampirler. Kaos, canavar adamlar. Yeri geldiğinde kertenkele adamlar. Kertenkele adamlar iki tarafa da oynuyor. Hem ayranım dökülmesin hem tatsız olaylar yaşanmasın diye. Herkese şey yapabiliyorlar. Her tarafa gelebiliyorlar. Kötü olup elflere karşı da savaşabiliyorsun tabii ki. Ama tavsiye etmem. Ege, sen bir ordunu şehre mehre bir yere koy balım ya. Bir onarılsınlar. Yok abi, orkları yok etmeden hiçbir yere koymuyorum ben orduyu. Canları okunmuş vallahi. Şimdi bunun bu taraflar sağlam. Biz bu elemanı ne yapalım? Bu elemanı acaba surları kırabiliyor mu bizim çocuk ya? Anka kapısına falan saldırtalım diyeceğim de. Tonahlek. Abi Torahlek'teki ordun yok olabilir ha. Değil mi? Kaine'nin kırıcını olan şey yanında hemen. Kaçın! Canınızı kurtarın. Oraya hiçbir şey basmadım zaten ya. Gebereceğini düşündüğümden mütevellit. Bence orası yatar yani. Oraya yaptığımız her türlü yatırım hani... Senin beynine tüküreyim modunda bir yatırım olur bence. Aa, ama surlu seyirmiş. Keşke bırakmasam. Surlu mu? Şehre bir tıklamayı dener misin canım? Yıkık da yani. Normalde surlu seyir. Her yeri yıkık ya. Kahine'nin yani, mabedine mı? Bakar mısın peki? Garnizonunu görebiliyor musun? Evet. Oğlum o ne lan? Dayı biz ne yapalım bence biliyor musun? Şu ordu geçici olarak Thorandril'de kalsın. Ben sonra bunu komple yıkacağım. Bu yıkılırken şu prensese ben yeni bir ordu toparlayayım abi. Çünkü prensesin okçuları falan çok çok iyi olacak. Şöyle bir herkesi atıp sıfırdan ordu toparlayayım. O ara sıfırdan ordu toparlarken de para birikir zaten bir yandan. Uah diye bir ses geldi lan adamlardan. Hangi muhafızlardan kullanmak daha mantıklı acaba? Mızrakçılar mı? Gümüş muhafız mı? Gümüş muhafız tabii. Ama para yok. Yüklü miktarda para lazım. Hayır, oraya bir bina mina bir şey inşa etmeyeceğim. Ha şu Garın'ın elindeki kılıç var ya, ben anlamıyorum arkadaş. Kahinenin kılıcı kana susamakta. Tükürdü mü kılıcı ya? Ne bir oldu? Bakalım o hangi ırkın kanı. Değil mi? Elflerin kanını istiyor. İrem merhabalar, hoş geldiniz. Sigvus, aleyküm selam, iyi yayınlar dileğin için. Çok teşekkürler. Eyvallah. The Long Dark zamanında çok oynadık ama şu an sıkıcı sayılabilir. Kertenkeleler de mi iyi tarafta oyunun loruna göre? Bak misal aslında oyunda Shine'im hoş geldin balım. Oyunda Salt iyi ve Salt kötü diye bir taraf yok. Misal hani insanlar sözde good side değil mi? Ama baktığın zaman Kuvaracım iyiyim canım, teşekkür ederim. 5 liralık desteğin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Kesene bereket bu arada. Ya baktığın zaman insanlar good side sayılır değil mi? Ama aslında insanlar görüp görebileceğin evrenin en ırkçılarından biri. Cücelere bodurlar. İşte şeylere, elflere uzun kulak. Anladın? Herkes birbirine köstürmeye çalışıyor aslında. Çıkarcılar.
Evet evet, herkes kendine kanka, herkesin tuttuğu kendine ya. Kabir kralları var misal. Kabir kralları güce tapıyor. Güçlüysen adamlar yani sana bir şey yapmıyor ama güçsüzsen tepene çıkıp baskını vuruyor. Nerede baskın atıyorsunuz ya? Abi birazdan kendi kafamı kıracağım. Benim elastiklerin oraya baksana. Kara Okyanus tiranları yolunu kesti galiba. Hı hı. Kaçma şansın var mı? Onlardan kaçman lazım. O level 35. Evet, fark ettim level 35 olduğunu. Savaş ilan etti mi sana? Şu an savaştayız. İlan etmedi ama savaşta gözüküyorum. Kaç o zaman. Kaç, gemiyle kaç yani. Bir yere kaç. Benim şehrin içine gir, bir yere gir. Yeter ki oradan kaç. Ya bence oradan kaçmalısın Ege. Aa, Kuvaracığım evet, bilgi doğru. Twitch'in kendi duyurdu zaten bunu. Normal abonelik ücreti 10 TL'ye kadar düşürülecek diye duydum. Ama Amazon Prime'da kaldığı yerden devam ediyor. Yani dilerseniz Prime'la, dilerseniz şeyle, normal abonelikle dilediğiniz gibi yayını destekleyebileceksiniz. Benim için hiçbir şey fark etmez arkadaşlar. 3'ün 5'in hiçbir şeyin bir önemi yok. Ben burada sizle güzel zamanlar geçirmekten ve güzel anılar biriktirmekten keyif alıyorum. Ve bu benim için yeterli. Nasıl? Tribüne güzel oynadın mı? Mükemmel abi. Tam da planladığımız gibi. Evet, evet. Yo ama gerçekten böyle hissediyorum yani. 3'ün 5'in bir önemi yok. Aksine yani az kazansam da ben daha fazla insanın beni desteklemesinden daha büyük mutluluk duyarım. Kahinenin kılıcını kapıya getirdiler Anka kapısına. Nasıl dalacağız oraya? Bence dalsam da alamam ya. Yine şeydi o, annelerinde kılıç. Ha, gene anasına vermiş kılıcı. Efendim, Berkay SQ Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Hoş geldin dostum. Merhabalar. Merhabalar. Ne haber? Ya şey, Angel of Death tam olarak o şekilde işlemiyor da aşağı yukarı o mantıkta ya. Önemli değil arkadaşlar. Dediğim gibi siz işin maddi kısmını boş verin. Ben ne olursa olsun burada size olabilecek en iyisini, kendi yapabileceğimin en iyisini sunmaya çalışacağım. Çünkü ben her zaman söylüyorum, izleyicine duyduğun saygı kendine duyduğun saygıdır. Ben burada yaptığım işin kalitesini eğer size göre belirlemezsem kendime saygı duymuyorum anlamına gelir. Ve bu da hoş bir şey değildir efendim. Tribü! Şunu yapmasam da insanların gözünde acıcık sevimli gözüksem olmaz mı? Değil mi? Ama yok, gerçekten öyle arkadaşlar, yani gerçekten içimden geçen düşünceler bunlar. Da kendimi böyle samimiyetsiz adamlara benzetiyorum, biliyor musun? Neyse, ağzımı çok açıp başımı belaya koymayacağım. Değil mi, değil mi? Bence de bir. Aleyküm selam Tarzu, hoş geldin. Ben bu Anka kapısına dalsam alabilir miyim ya? Muhtemelen ölürüm abi. Hadi dışarıda şu atlılar bir öneme sahip de. Yani o adam kalenin içindeyken hiçbir öneme sahip değil. Ne yapacağız peki? Orduyu burada yatıracağız mı? Yani şöyle düşün abi. Hı. Normalde kapıyı alırken zorladım. Bu sefer kapını koruyan hani senin annesi de var kılıçla beraber. Evet evet, kahinenin kılıcı var bir de. Şuraya bir kamp kurayım da madem. Belki karı buradan dışarı çıkarsa işte. Girer alırız orayı. Ya o gacı olmazsa net alırım orayı, o bir şey değil de. O gacı varken alamam kanka. Yeni bir ordu toparlanıyor şurada bir yerde. Lan keşke daha fazla param olaydı arkadaş ya. Neyse. Kara elflerin anasına suikast. Yemez, 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 yemez. Kainenin kılıcı koruyor onu. Aha! Çıktı! Bıraktı kapıyı, tamam. Tamam, tamam, tamam. Gelecek tur kapıya dalma vakti abi. Kuşatma yap, açlıktan öldürelim. Zeynep dışarı çıkıp vururlar. Güzel öneri bu arada, ağzına sağlık. İsviçreli Joseph değil, Angaralı Samedi izliyorum. Eyvallah, eyvallah. Geldim bebek. Onun bunlar ne böyle ya? Kafamı taslara vuracağım. Eyvah amık. Ne vermiş? Potion vermiş. Ay, iğrenç. Ne vermiş? Metal armor. Kaypak bağırsak delen geldi Ege. Onun ben bağırsağını deleceğim de. Kaypak bağırsak delen geldi. Kertenkele adamlar iyi gözüküyorlar ama kendi bölgeleri mahvolmasın diye Vortex'i koruyorlar. Yani kısaca evrende herkes doğal olarak ırkçı çünkü cidden birbirleriyle farkları var.
Dünyadaki Rus, Çin, Türk gibi değil, sonuçta hepsi insan. Evet, doğru. Yani onların ırksal olarak çok büyük farklılıkları var. Misal vampirlerin yaşadığı yerde ya da kabir krallarının yaşadığı yerde bu kertenkele adamlar yaşayamaz ama iç içeler, doğal olarak ırkçılar. Bağış kaçmadı, okudum be. Peki Selen, bir şey soracağım. Bundan sonra yayın akışlarına katılmayı düşünüyor musun? Yoksa hani tek seferlik gelip bir selamlama mıydı bu? Diyorsan ki ben artık katılacağım, buradayım, kanlı canlı. Kılıcımı tekrardan takdim edeyim sana, haça kume yap. Edersen ki yok, ben uğraşamam, bugün varım, yarın yoğum yeğenim. Sen bilirsin. Senin okçular ne ateş ediyor öyle ya. Ama bunlar armorlular değil mi? Aynen, armorlular. Götüne tükürdüğümün goblinleri ya. Selamlar Şahin'de, merhabalar, hoş geldin. Tabii canım, en iyisi kaos. En azından safı belli. Herkesi yok edem diyor. Ege, müttefikleri gelmeden bunları yersen aslında çok şey olur, biliyor musun? Enfes olur. Olabilir. Ki ilk ikisi goblin ordusu, bir tane ork var aralarında. Elimden geldiğince katılmaya çalışacağım ama düzene ayak uyduramam muhtemelen. Düzen önemli değil hani. Peki senin böyle bir arzun var mı? Eskisi gibi kılıcını almak ister misin? Şimdi yargısız infaz yapmayalım da. Sana kılıç verebilirim. Ben istedim mi dese böyle kalacağım, biliyor musun çünkü ortalıkta. Tuvalet anısı olan sen miydin? Öyle bir funny moment izledim geçen. O grupta Ege de vardı, Alp abi de vardı. Alp abi var mıydı? Nerede? Hangi Tolga vardı. Ya benim işte hani Cıbıldak Babuş 2013 fotoğrafları. Ha, oh. İzim. Aynı salkımda ayrı iki üzüm. Arkadaşlar hep fizik bilmemekten. Hep fizik bilmemekten oluyor bunlar. Anılım hoş geldin balım. Aleykümselam. Küfür orucu nasıl gidiyor? Olduğu gibi. Tamam, Senem, böyle bir isteğin varsa eski düzen. Ya sen bizim eski dostumuzsun yani, hiç sıkıntı değil. Ben sana tekrardan moderatörlük vereyim. Gel arada yayınlara be. Özletme kendini, hoş geldin tekrardan. Veremedik galiba ya. Slash mod. Ha, böyle. Zaten bu kanalda mod diyor. İyi. Aleykümselam Umut. Ya eski dostları görmek güzel bir şey ya. İnsanın keyfini yerine getiriyor. Çok güzel hallettim bu arada ya adamları. Ya kafadan yani birçok ünitelerini parçaladın Ege. Çok iyi. Ünitelikleri gelmiyor. Geliyor yavaş yavaş. Gelemiyorlar. Çok... Onlar aşırı yorgunlar çünkü. Muhtemelen marş vaziyetinde gelmişler. Sen bunları parçalarsın. Hatta ben sana şöyle bir info vereyim. Bunların okçularının menzili 115. Senin okçularının menzili 185. 180. Onlar yanaşamadan yok edersin onları. Yazlandırayım. Aynen, gelenlere şeker tut artık. Onlar aşırı yorgunlar ya. Müttefikler marş vaziyetinde geldiler arkadaşlar. Savaş meydanına koşarak geldiler. Savaş meydanına koşarak geldiği için yorgunlar. Bu onların savaş performansını da etkileyecek. Ve atıyorum hani dakika 40'a kadar otursalar bile aynı yerde hep yorgun başlıyorlar böyle. Şey yapamıyorlar. FPS drop. Geldi geçti. Ama bir büyüme atılıyor. Evet, büyü atılıyor. Evet, bilgisayar bir CPU'nu çok kullanıyor Nacım. Bir dikkat et dedi, geçti. Hala var. Yo, geçti. Şöyle yapabiliriz en olmadı. Ben arkadaki Google Chrome'u kapatırım. Arkadaki Steam'i kapatırım. Steam'i mi? Ha. Launcher. Yok. Yani launcher ekranını. Okey. Okçularını çok güzel hallettim bu arada. Sen hallettim de. F5'lik bir şey yok ya. Of, çok kalabalıklar, çok.
Buralarda fena bir savaş dönüyor. Valla müsait okçularınla lordlarına sıktırman en iyisi biliyor musun? Lordlarına, şampiyonlarına fazladan zırh mırh aldılar. Ne biçim buffları var ya elemanların. Valla olsan uzun zaman geçmiş. Sinematik moduna hangi tuşla giriyorsun? K, K, K tuşu. Manuel Samuel'i de bitiremediydik ya. Boss savaşları falan kanserdi. Yine o yapımcılardan Helheim Hassel vardı. Helheim Hassel'ı da pek beceremedik. Benim okusu neden adamların içine girdi? Senin sağ kanat inanılmaz bir savaş veriyor. Sağ kanatta sol kanatta. Abi bu adam... Aa. Diplerine girmeden sıkmama gibi bir huyları var şu an benim okçuların. Hakikat niye diplerine giriyorlar abi? Sizin lanet goblinler! Ağam biz elendik deyip birileri kaçtı kanka galiba. We are lost dedi. Aba aba bak okçulara bak. Aa mühimmatları da var. Kafayı yiyeceğim. Müsameli modları falan da kapalı. Au. Ege sorun. Sorun daha büyük tabii ki gerçi ondan. Ama poison şeyleri vardı ya bunların poison buffları. Hani bir de adamların zehir yer diye çekindiğimden şey yaptım da. Bak Ege bu savaşı da diğerini de bütün hepsini her türlü kazanırdın. Lord yok. Hep Lord eksikliğinden. Hep Lord eksikliğinden. Yok adamların içine girip kontrol edemiyorsun. Yani sadece birimleri uzaktan yönetip emir verebilirsin ve sinematik modda izleyebilirsin yani başka bir imkanın yok. Şu an inanılmaz bir mücadele veriyorlar ya. Orkları ben oynuyorsam var 50 defa kasmıştı ordu. Aynen liderliği düşüp sürekli kaçıyordu. Ay eyvah. Yeter. Çemberi alıyorlar. Çemberi aldıkları zaman da bir hayli zor olacak işimiz. Ya aslında arkadaşlar elfler üstünler. Gerçekten üstünler ve kuvvetliler de. İşin içerisinde şampiyon mantığı olduğu zaman ve şu kaypak bağırsak denen bak ölmeden 48 kill almış. Kim bilir diğerinde gelen şampiyonlar falan kaç kill aldılar anladın mı? Ve piyadeleri falan da düzgün savaşta Ege'nin 78 kill. Baya baya iyi. Pocket yediler evet Pro Ninja daha güzel bir şey oldu böyle daha güzel bir tanım oldu gibi. Abi paramı öde 500 lira yatırdım. Hangi maça yatırdım? Ege'nin kaybedeceğine mi? Ozan'a galiba chatte eziyet ediliyor. Ozan chat'in stres topu. Wow. O nasıl bir tanımdır yahu? Wrenching merhabalar iyi yayınlar dileğin için çok çok teşekkürler eyvallah. Dark School hiç sıkıntı değil. Daha yayın devam ediyor yani Warhammer devam edecek bir tur daha. Allah'ım şükür şu arkandaki 35 level yaratıktan kurtulmana acayip sevindim ya. Arkadaşlar bunlar bu arada denizin tiranları. Bu tiranların orduları otomatikman gelişmiş düzeyde oluyorlar. Önüne gelen herkese savaş açıyorlar ve bulliliyorlar. Yani açık denizde misal bir yerden bir yere gitmek gerçekten inanılmaz sıkıntılı olan bir mevzu.
Ege'nin uğraştığı adamlar yani öyle böyle adamlar değiller chat. Baya baya kuvvetliler. Burada orklarla uğraşıyor. Orada orklarla uğraşıyor. Bu adam ne yapsın? Evet evet evet, korsanlar karaya çıkamamakla beraber şeyler yani denizlerde çok deli hüküm sürebiliyorlar. Senen Resident Evil 8'i Ege korkar diye oynamıyor. Ege korkar diye. Selamlar Torandar'ın, hoş geldin. Biliyorum, biliyorum Serkan'cığım, biliyorum. Eyvallah. Bilgilendirme için çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Zeynep'in dediğine bakar mısın ya? Şey diyor. Abi diyor, Ozan'ı benden çok banlarsanız bozuşuruz diyor. Bir alemsin ya gerçekten. Birilerine kaçırdığını söylesin. Ege'nin acı çekişini kaçırdı. Yoğun miktarda acı çekiyordu. Biraz hayatı sorguluyordu. Muhtemelen şu anda sorguluyor. Oo. Bu eksiği de asayişin sebebi ne? Vergiler. Kaos sözleşmesi ama minimal kaos sözleşmesi. -807 yorum turbası. Ben sana arka çıkarım balım. Can I offer assistance? Bir yandan ben de ordu toplamaya çalışıyorum da. Anka kapısı savaşı var bu el. Şunları bir Toruandrok'a doğru götürelim. Chat, götürüp böyle bazı adamları salacağım abi. Bazı adamları değil, neredeyse tamamını salacağım. 4 gümüş muhafız askeri, işte 4-5 tane de okçu yapsak bize yeter burada. Ötesi gerçekten sıkıntı. Kartal kapısı henüz upgradelenemez. Buradan Torandrok'a dalacağım. Ay seni gidi köpek seni. Bizim orduları yağmalamaya suikastçı göndermiş. Aslanım, sen bizim çocukları galiba korumasız zannettin. Buralar savunulamaz ya. Buraları ben salıyorum o yüzden. Grifon kapısına falan maçaları yiyorsa dalsınlar. Ne Grifon kapısı ne Kartal kapısı abi. İkisini de çökertemezler. Hadi bakalım, Anka kapısını fethetme zamanı. Ege. The Asura need me. Alo. Şans dile bana bebeğim. Ha. Onlar mı önde gözüküyor? Farklı. Ben mi? Büyük farklı alırsın gözüküyor. Ben. Evet. Emin misin? Abi sende renk körlüğü var ya, orada şey çizgiler var. Anladım. İkimiz de elfiz. Evet evet İrem, ikimiz de elfiz. YouTube'a gelecek tabii ki dostum. Evet, renderlayıp açacağım. Ben ve Ege var, iki player'ız. Çok fazla faction var. Çok fazla ırk var. Elfler, orman elfleri, kara elfler, cüceler, orklar, goblinler, vampirler, insanlar, vampir korsanlar. Kertenkele adamlar, kabir kralları, ölüler ordusu, diriler, gevezeler. Ege, balım. Atlılar sende. Sana zahmet. Benim arkamda dur, tamam mı? Hani sadece buraya adam yığsınlar. Benim arkamdan çıkıp şu kapıyı yarıp içeri girmeye çalış. Senden isteğim o. Tamam tamam. Teşekkür ederim. Hani benim arkamda durmanın sebebi de şu. Sen benim bebeğimsin, tabii ki beni destekleyeceksin. Nasıl? Ya yok yani, arkamda dur dememin sebebi şu. Bu lavuklar sadece tek yere adam yığsınlar. Hazırsan başlatıyorum muharebeyi. Hasan. Öyle ben karşı tarafı desteklemek istiyorum, var mı ya? Öf, direkt başladılar vuruşlara. Bakın arkadaşlar, kara elfler burada bekliyorlar.
Cadı elfgacılar. Ki bunlar bayağı sıkıntılılar. Arbeletliler. Hizalanmış vaziyetteler. Burası alamadığımız tek kapı arkadaşlar. Burası alamadığımız tek kapı. Eğer burayı da alabilirsek elflerin diyarını komple birleştirmiş olacağız. Bu arada adamların menzilleri bizimkinden düşük. Yani bize o kadar büyük bir zarar veremeyecekler muhtemelen. Ama kuleler çatır 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 vurduğundan dolayı büyük sıkıntı yaşayacağız. Esasında elimizde bu kuleleri kırabilecek şeyler olsa, siege weaponlar olsa inanılmaz derecede rahat bir şekilde alırız burayı. Çünkü bunların şeyi yok abi. Bize yetişebilecek menzilde silahları yok. Bizim prens nasılmış bakalım? Boku yemiş vaziyette. Öyle mi yazıyor? Lan ne yapıyorsun? Bu okçuların yapay zekası ben anlamadım vallahi ya. Aa, kendi kendine yürüyor, gidiyor, biniyor, bir şeyler yapıyor. Ben de anlamıyorum Ege. Oğlum sıkın lan işte. Yapıştır orayı, yapıştır orayı prens. Aa, senin atlılarla kapıyı zorladığını fark ettiler. Fark etsinler bir şey. İyi, daha iyi. Yani benim için daha iyi. Birazcık senin oraya ordu kaydırırlarsa en azından. Lan yürü yürü yürü. Yürü yürü. Elf kral bari bir hattı şey yapalım ya. Bir kuleyi zapt edelim ya. Lan iki kulenin birden atışını yiyip yiyip duruyoruz. Bu neymiş arkadaş? İflahım kesildi gerçekten ya. Ha? Nihayet şükür kulelerden biri bizim elimizde. Şunlara sık. O nasıl bir savaş çığlığı kanka, o savaş çığlığı falan değil, o ayrı bir çığlıktı ya. Chat, ne diyorsunuz? Bence ayrı bir çığlıktı o ya. Yardım istihanesini sağırdı. Evet evet evet, kahinenin kılıcına falan bağırdı yani, oradan duydum. Şu kuleden de sürekli böyle zınk 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 yemesek çok iyi olacak da. Allah'tan asırı isabetli vurmuyor. Valla Ege bir de asırı isabetli vursa herhalde oturur ağlarım ya. Ki böyle bir şey yaşanması muhtemel gibi. Gacılar kaçmıyor kanka. Gacılar kaçmıyor. Bu taraftaki kuleler seni vuramaz değil mi? Umarım. Honor King dedi. Vallahi kralın onuru için de bizim prensle iyi çarpışıyor ha. Bir saniye, prens dellendi. Arkadan saldırılıyor, yorgun diyor. Hep sırtından bıçaklanmış abi prens. Normal tabii yorgun olması. Ha, düşman kapıları yok edildi. Vallahi bizim elf birlikleri de yok edildi. Efendim sevgili Eferoli 25 bit göndermiş. Eferoli'cim desteğin için çok çok teşekkürler canım, eyvallah. Eyvallah, sağ olasın Eferoli. Çok teşekkür ederim desteğin için. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin yayınlarda. Ege atlılarınla harikalar oluşturmanı bekliyorum. Yapabildiğin kadar. Senin okçuların bir milli oldu sanki. Okçu değiller artık galiba. Ya, cephaneleri tükendi ya yarısından çoğunun. Sıkabildikleri kadar sıksınlar da kalanını milliye çevirip şey yapacağım işte. Senin kırdığın kapıdan getirtirim ya da bilmiyorum, oralara yüklendiririm. Lan surun bir kısmını zor tutabildik ya. Allah'ım şükür, nihayet şeyin baskısından kurtulduk.
Kurtulduk da herkes milli kaldı aga. Onu ne yapacağız? İkisi de bitti. Korkaklar savaştan kaçıyorlar dedi ya, adamlar 6 kişi kalmış. Ne yapsınlar lan? Korkaklar. Efendim sevgili Eferolli'den 25 bit daha var. Eferolli çok teşekkürler desteğin için. Eyvallah. Oğlum yüklenin kapıya. Okçuluğu bırak, normal milli piyade. Bir de bu kapıyı kırmakla uğraşmayalım aslında ya. Çıkın surlara. Ya bacım yeter yeter yani, bu prens lan prens. Prensin anasını darladılar ya. Aa kapı açıldı. Kapıyı sen mi açtın balım? Yo, içeriden astılar abi. Hain varız aralarında. Ha yok, o kapı... Kanka biri kaçmak için kapıyı açtı. İnanamazsın Ege. Bak kaçıyor. Kapıyı açtı ve çıktı. Hiçbir şey umrunda olmadı. Kapıyı açtı ve çıktı. Hain. Benim adam değil ya, karşıdan. İşte karşısında aynı. Ege senin adamlar, bizim bu atlılar kargıcı mı? Kargıcıysa onları hani çek çek daldır. Çek çek daldır. Yürüt vur, yürüt vur. Efendim Kaan Karabey Prime'ın avantajıyla 3. ayını kutlamış. Sevgili Kaan Karabey'e çok çok teşekkürler. Allah'ım şükürler olsun. Kafama bir büyü attılar abi. Büyücüleri yok ki. Bir büyü yedim ben. Sen bir şey yemişsin ama büyücüleri yok. Ama yedim. Hami yaptım yani. Şu an hepsi sıldırdı abi atlığın. O pek iyi olmadı sanki. Yani. Şu an hepsi kafayı yedi abi. Küfür müfür bir şey etti herhalde atlılara. Aa kapıyı açtılar. Yine mi? Yine açtılar ama bizimkiler kapıdan girmemekte ısrar ediyor. Girseniz oğlum kapıdan. Yok, giren bir şeyim var okçuların. Eyle eyle giriyorlar start start. Valla start start giriyorlar abi beyler. Şş, kapıyı açık unutmuşlar. Çaktırmayın. Ege atlıları kaçırabiliyorsan kaçır, orada bir yamulacan gibi hissettim ben. Yamuldum zaten. Şimdi kontrol edebiliyorum. Lan var ya, %94'e kadar falan da getirmişiz aslında. Atlar biraz hızlı gelin anam hadi. Okçular, atlılar diyorum. Ayvayı yedik galiba ya. Zeki Erçim tabii ki bütün bölümler YouTube'a geliyor dostum. Ya renderlayıp bugünküleri de atarım. Her şeyi zamanlamış olurum muhtemelen bu akşam. Biçerim ben bu akşam. Hadi beyler yürüyün 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 yürüyün. Elimizde görüp görebileceğiniz en büyük milli ordulardan biri var. Onları yavaş yavaş sıkıştıra sıkıştıra gideceğiz. Keşke oklarım olsaydı var ya, keşke oklarım olsaydı. Efendim sevgili Unspoken, selamlar. Prime ile aboneliği devam ettirmek istiyorum ama sadece kademeliler gözüküyor demiş. Ney? Prime'ı kaldırdılar mı? Drop mu var? Olmaması lazım. Prime'ı mı kaldırdılar? Prime'ı kaldırdılar mı? Nasıl ya? Yarından itibaren normal abonelik gelecek diye biliyorum ama... Şey, normal abonelik 10 TL'ye düşecek diye biliyorum ama Prime'ı kaldırmışlar mı? Abi kaldırmasınlar. Lütfen. Bir bilgisi olan var mı? Prime duruyor diyor bak. Emrah Çaylak dedi. Prime giderse batarız. Zeynep gerçekten batarız bu arada. Ya bu ayrıntıyı bir vermek istedim. Sıçar donuma doldururum yani. Prime duruyor, sıkıntı yok. Eyvallah. Demek ki biz yani senin account'ta bir sıkıntı olabilir sevgili Unspoken. Setting for. Hadi beyler cümbür cemaat. Seni kayıtlamaya mı çalışıyor biri gelip gidiyor sana?
Vallahi her anda gaza getirip bir daldırıp öyle bize banıttıracak galiba. Öyle bir şey olabilir. Efendim Elendar fan buyur. Prime giderse bizim şey de gider arkadaşlar işte. Şu an kafana bir büyü atsa var ya. Öf. Büyücüleri yok ki. Oğlum şuna bak. Eba nasıl attı? Ne biçim okçu toplamışlar ya? Ne biçim adam toplamışlar? Okçu geçtim. E ne yapacağız? Sabaha kadar bu Meksika açmasında takılacağız mı? Seni kızdırmak için asker getirip götürüyorlar. Meksika açması da sayılmaz ha. Seni öldürüyorlar hafif okçularla. Hücum ulan! Hücum işte hücum! Haydi bakayım elfler! Ve Barış Prime'la ikinci ayını kutlayıp lan yanlışlıkla abone oldum demiş. Kesene bereket. Sağ ol kanka. Çöktüm helal et. Arkadaş ortamında vardır ya öyle bir tip. Of. Karelfillerin teberlileri var ya o teberlileri. Şu an onlar bizi bitiriyor chat. Şu an onlar bizi bitiriyor. Lan oğlum siz oraya nasıl girdiniz lan? Bir iki tane adam düşman attığının içine girmeyi başardı. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. Dayak yemeye girdiler ha. Atlarımla geleyim mi? Balım vur geri kaç. Bak geldin şuraya girdiler. Tutma oradan geri kaç hemen. Sana zahmet. Tamam. Abi savaşlar efsane zaten. Savaşlar efsane. Arkadaşlar ben çökerim. Hepsi planlıydı aslında. Prime çalışmıyormuş gibi yaptık. Böylece insanlar deneyip abone olsun diye. Aynen. Yo çalışıyor falan böyle. Hadi bakayım. Ben artık EU4 Hearts of Iron 4 oynamıyorum arkadaşlar. EU4 Hearts of Iron 4 minimum herhangi bir Paradox interaktif oyunu. Vurdun çık. Dur daha vurmadık. İyi sıkıyorum. Vurdun kaç. Bunlar neymiş böyle ya? Arkadaşlar savaşırken azıcık çabalayabilir misiniz rica etsem? Ya güzel beni kovalatıyorum. Sen kovalatıyorsun da başaramıyoruz Ege. Neyi başaramıyorsun abi? Ya adamlara damage vurmayı başaramıyorum Ege. Herifler iki kişiler ama orada bekliyorlar yani adamlar vazgeçmiyorlar anladın mı? Birazcık 2x'i aldığımızı. Çünkü açmazdayız yani belli ki. Hadi babu. Hadi babu bastırıp alırsınız. Şu teberliler var ya kim bilir kaç kill alacaklar ya. Bu savaşı verme ihtimalimiz bile var. Çok yüksek hatta öyle söyleyeyim. Evet yani yüksek bir ihtimalle verdik savaşı. Şu Nagarod'un kara muhafızları falan inanılmaz derecede iyi çarpışıyorlar ve bizim piyadeler kesinlikle piyade temizleme konusunda yetenekli değiller. O yüzden savaş gerçekten çok uzun sürüyor ve işin sonunda kaybediyoruz ne yazık ki. Galiba. Ya şuraya baksana yani bu böyle bir şey kabul edilemez abi. Adam sıfır canıyla, bak hala pes edeceğim diyor ama sıfır canıyla burada teberliler bizim çocukları patlatıp duruyorlar abi. Durumun kötüye gidiyor, farkındayım. Zaten yeni ordu basmanın zamanı gelmişti ya. Üzülmeyeceğim yani. Üzülmeyeceğim de çok çabaladık be. Ege şuna baksana. Var emin sonundadır. Şuna baksana arkadaş. Vallahi. 94 kill, 134 kill, 42 kill. İyi abi. Biz neyiz? Topal eşek mi? Galiba topal eşek. Ya vallahi Lord... hiçbir şeyin düzgün kill alamamış Lord dışında. Evet Lord dışında kimse iş yapamamış ya. Lord çok çabaladı da. Yok abi bu askerlerle olmaz yani. Bu adamların ya gelişmiş olması lazım ya da atlı seçimini yanlış yaptık yani kargıcı kullanmak yerine
Daha farklı bir şey de kullanabilirdik. Yok, altta sesimin yanlış değildi de abi. Kusatma da attı, çok iş yapamıyor. Evet. Ya yenildik, yapacak bir şey yok ya. Pirus zaferi diyor. Ay, ordunun yarısı mahvoldu. Ya bu kapılar sıkıntı işte ya. Onlar bizim kapıları alamıyorlar. Biz onların kapıları alamıyoruz abi. Prense de yeni bir ordu basılacak. Hadi bakayım. Hadi bakayım, çık Samet işin içinden. Anneleri de geliyor vallahi, dikkat et. Bir de anaları mı geliyor? Ya bizim elflerden biri alsın da bari kapıyı. Ah, bokumu alırız şimdi. Analara kapıya geldi. Gidin kendi kapınızın önünde oynayın diye böyle rage atarak geldi abi anaları. Arkadaşlar, elf kapıları böyle. Yani elf kapıları gerçekten, ya kendi elf iç savaşınıza beni dahil etmeyin oğlum ya. Hey canım, söyle. Ya biz... Ne oldu? Kendi aralarında savaşıp beni çağırıyorlar savaşa. Kara elfler burada anamıza kırbaç atıyor böyle çat çat. Bunlar abi, o benim kulağıma vurdu, sen de gel beraber ona vuralım diye. Ve ben hepsiyle şeyim böyle. Hepsiyle arkadaşım. Evet Zeynep ya, adam akıllı iki tane ordu basmak lazım işte. Nasıl yapacağız biliyor musun? Şu herifin orduyu komple dağıtacağım. Prensin orduyu geri çekeceğim ilk başta. Grifon kapısından muhtemelen Tor Androk'a doğru kaçırırım. Prensin orduyu geri çekeceğim. Bir prensin orduyla bir şuradaki prensesin orduyu tutacağım. Çünkü prensesin özelliği gerçekten çok güzel. Menzilli saldırıları çok çok daha hızlı hale getirmesi falan filan. Özelliği çok iyi. O ikisini tutacağım. Bu elemanı falan atacağım yani. Teşekkür ederim Kemal Kutay, sağ olasın. Selamlar Doktor Primino, hoş geldin, merhabalar. Vengeance for Meranian. Evet, araştırmam tamamlandı hızlıca ve araştıracak hiçbir şeyim kalmadı Ege, ne yapıyoruz? Prens kaç! Defender of the Ever Queen. Bütün orduyu nasıl terhis edebilirim? Faithful servant. You need me? Bu herifin buradan kaçması lazım. Ya yeniden ordu basacağız işte bebek. Yapacak başka bir şey yok. Yani bütün paramı yeniden ordu basmaya fokuslayacağım ve sadece birkaç tane gerekli binayı basacağım. Gümüş muhafızlardan bastım. Yine kuşatma savaşı için. Bu sefer ordumu kuşatma savaşına göre de dizeceğim ya. 4 tane kuşatma silahı. Atlı kullanmayacağım hatta. Bak 6 piyade, 4 kuşatma silahı. Ne oldu? 11 oldu. Geri kalanına da 9 tane okçu. Ama aralarında en hayvan gibi olanı hangisi? Şeyler değil mi? Hafif zırhlı okçular. Ya da Lothrain'in deniz muhafızları mı? Yok değil. Hafif zırhlı okçulardan basacağız. Denizlerde bir tane kara elf gördüm de o çok bağlamaz ya. Ulan nasıl çok bağlamaz? Ne oldu? Ege full orduymuş. Full ordu. Nerede? Grifon kapısının önüne geldi. İmdat! Çok bağlamaz ya. Abi ben adam şeyi diyor zannettim. Denizde bir tane kara elf geziyordu, tamam mı? Bir level bir tane lordtu. Ben o bir level bir tane lord geldi zannettim. Nereden bilebilirim? Oo bir saniye, bizim kahramana biri suikast düzenlemeye çalışmış. Gün olur devran döner aslan parçası. Sıra bana gelmeyecek mi? Gelecek. Ben yine iflas ettim. Ege. Ege korkuyorum Ege. Chares, geldikleri orduya bağlı alabilirler. Alabilirler abi, geldikleri orduya bağlı, hiç belli olmaz.
Ya Beberit doğrudur. Herkesin bu tarz oyunlar hoşuna gitmeyebilir ya. Ama benim hoşuma gidiyor. Yani sen de keyif almaya çalış. YouTube'a ne zaman gelir? En kısa zamanda. Bölüm 10 galiba. Ben al dedim seyir ama kaldı benim bu ekranda. Of course my friend, of course. Ben okey'e tıklamayı unutmuşum. Daha fazla sur. Ya var surumuz var. Surda sıkıntı yok. Farkındaysan atak orduları patlıyor. Medal 3 bekleyen... Aa, ben beklemiyorum en azından. Ha, arkaya gelenleri avlamak adına iki tane atlı diyorsun. Aslında onu şeyle yapsak daha güzel olmaz mı Zeynep? Atlılara vereceğimiz para yerine bir tane kahraman alsak böyle, Lord. Atıyorum okçu birliğinin arkasına bir tane Warrior koyalım. Anladın? Hani bu okçu birliğine dalmaya geleni bitsin yollasın. Geleni bitsin yollasın. O şekilde düşünüyorum ben. Böyle yapabiliriz sanki. Hani sonuçta Lord'a tek seferde 800 ödeyeceğim. Sonra 200-300 ödeyeceğim. Yoksa atlılara dünyanın parası. Büyücü kahraman da olabilir. Elf büyücüleri çok güçlü çünkü. Evet çok güçlüler ama atlıları büyücü yenilgi mi? Ha pardon şey kafa kafaya modundayız ya ben unuttum dedim adam nasıl yenildi ya. Ha keşke oto yapsaydık falan şey oto diyorum elle yapsaydık falan diyecektim. Of, Grifon kapısının dibinde harpileri mi var? Ne o? Biçen Çok şimşek merak ettim. fırlatan mı? Grifon kapısının önünde dayak var Ege. Bakacağım. Şu benim prensi falan da oraya koyacağım ya. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu ben eve kadar getirip evden upgrade'leyip yollayamam. Thor Anroka'da bir Oo. vururlarsa artı 1200 para kaybederim buradan. Anneleri de oradan arkadan gelse öf. Ege bana niye arkalı önlü bir şeyler yaptırdın şu an? Ben anlamadım. Bizim anneler harbiden arkadan geliyormuş. Ege! Evet anaları arkada Ege! Allah'ım sen bizi koru. Dur. Nerede benim suikastçım? İyi güzel dayak yiyen tek kişi ben olmayınca eğlenceli oluyormuş. Aha artık benim suikastçım ölümsüz. Anneleri saklayın. Ölümsüz suikastçım geliyor bebeğim. Şimdi bu gümüş muhafızlarına kaç dedik? 6 dedik. 6 değil 7 gümüş muhafızı olsun. Kalan 8 tanesini de okçu bas. Hadi aslanım. İşte bu. 3 tura benim ordu hazır. Ege senden para isteyeceğim. Ölüden göt istemek gibi olacak değil mi? Evet. Evet. Şu orduları bir araya getirelim de tam bir ordu yapsın bari. Ege. Ne? Çok korkuyorum Ege. Korkmalısın. An oldu. Kurbağa reis geldi bana, vıraklıyor. Ne lan? Ne diyor? Ha birbirimize dalmayalım, para vereyim diyor. Bir baksana amına koyayım benim halim var mı birine dalacak? Bir baksana. Ege zevk kültü beni zevki getirene kadar dövecek Ege. Ne oldu? Savaş mı Ege! attı? Ha. Aman ayım. Su mesele. Aman ayım. Kapılarda surlara Bir ara artistik yapıyordum. Bu kapıyı ben alayım bir daha benden kimse alamaz falan diye. Hadi Abi denelim bunlar insan gibi gelmemiş ki. bakalım. Onu bunu bilmem. İnsan olsanız da uçlar. Oğlum bu ne ya chat? Koçbaşı falan filan da yapmadılar değil mi? Buranın olayı buydu. Kim bilir ne şekilde gelecekler buraya. Harpileri Canını seven surlara. Ulan o neymiş ya? Bekle. Bak kuşatma silahları var. Bir sen şeyler. Siege Weapon'lara otomatik kulelerle vuracağız paşam. Direkt yani kuleleri onlara fokuslayacağız.
Kuleleri onlar patlatacak. Herkesi bir geriye alabilir miyim abi? Bir saniye. Herkesi bir geriye alabilir miyim? Eyvallah. Ben bu savaşları idare edebilirim kral. Ben buraları idare edebilirim abi. Şimdi bu adamların bariz bir şekilde kuşatma silahı burada olduğuna göre buradan gelecekleri varsayımında bulunabiliriz. Kapı muhafızlarının menziline kadar 180. Okey. Normal adamlarla aynı. O halde şimdi şöyle yapalım. Şuraya bu arkadaşı, buraya bu arkadaşı koyalım. Bunlar merdiven dayayıp çıkacaklar kesin ya. Merdiven dayayıp çıkacakları için ne şekilde yapacağımı bilmiyorum. Şu ikisine bir numara dedim. Burayı bizim prens savunsun. Noble Prince. Sen de bir numaradasın. Okçular. Şu ikisi buraya. Bu ikisi buraya. Bunlar komple... Buradan yardırırlar herhalde ya. Egeciğim sana ordu vermedim balım ama. Gerek yoksa. Ben K'den izleyeceğim. Savunma savaşlarını sevmediğini biliyorum. Peki. Sevmedikten ziyade beceremiyorum. Gümüş mızrakları kapının orada tutayım. Kapının oradan gelirlerse onlara bir patlayayım. Aa, soylun var. Hı hı. Hem soylun var hem şey var ya, bizim adam var. Ama ikisini aynı yerde tutmayıp böyle ayrı yerde mi tutsam diye bir düşünmedim desem yalan söylerim ya. Soylu bir yapabiliyor mu? Aa, hayır. İkisi de milli. Tane siege weapon'larını kuleye al istersen, siege weapon'larını. Nasıl yani? Şey, senin Victor Point'te iki tane siege weapon var ya, kuleye al bence onları. Ha, evet 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 evet, bak ben onları görmedim, ben onları görmedim. Ama onlar kuleye çıkmıyor bebek. Kuleye çıkmıyor mu? Aa. Bak ne yapacağız biliyor musun? Buraya yayacağız. Bunlar nereye kadar sıkıyorlar yayıldıklarında? Güzel güzel güzel, kapıyı görüp sıkabiliriz. Bak şuraya kurulursam bu kapıdan şu şeye kadar, bak şurayı görüyor, şurayı görüyor. Buradan gelenleri avlatırım onlara. Yani lokasyon açısından da yüksekteler. Buradan gelenleri avlatırım. Geri kalanları da 6 numara deyip şöyle bir şuraya koysam. Bir tane de piyadeyi bunların arkasına bıraksam. Bok gibi bir dizilim oldu ya. Neyse, savaşalım, neler olacağını görelim abi. Ne diyeyim? Yani bu adamların okçularının menzili bizimkinden kısa. O yüzden çok endişe etmiyorum da. İki kuleyi de aynı şeye çalıştırtalım. Aynı şeye yoğunlaştırtalım. Bu siege weapon'lar genellikle sabit kalacakları için sorun olmayacaktır. Oo. Benim doğru düzgün adam koymadığım yerden yükleniyorlar. O zaman oraya biraz adam kaydırırız abi. Adamdan kastım şu iki lordu kaydırsak kafi. Lordu nasıl saldırı altında ya? Ya siege weapon'larla vuruyorlar ya. Orada değil de kapıya vuruyorlar. Senin lordun bir kapı mı yoksa? Kapı gibi lorddur kardeşim. Ya bizim ok atış kuvvetimiz çok fazla da buralara çıkarlarsa sıkıntı büyük ya. Gerçi yok, sıkıntı büyük değil. Niye sıkıntı büyük değil? Çünkü benim buraya koyduklarım özellikle hem warrior olabilenler hem uzaktan sıkabilenler. Bu bizim açımızdan bir pozitif özellik. Aynı zamanda oraya doğru bir destek birliği de götürüyorum ve bu kapıları da düşük durumda bırakmadım, düşkün durumda. Buraya diledikleri kadar çalışabilirler. Kapının içinden girmeye çalıştıkları vakit direkt ağızlarına tüküreceğim. Ayrıca siege silahlarım da burada. Siege silahlarımla da onların siege weapon'a saldıracağım.
Oo. Genel anlamda güzel, pozitif ilerliyor şu an. Of, bir büyük bir şey yaptı orada bak. Beddua etti kanka. Ben başka bir ihtimal veremiyorum yani. O bir saldırı, skill, combo, mombo bir şey değildi ya. Şaka gibi bir şey ya o. El bombası mı var anasını satayım çarlarının ya? Olmadı, RPG'yle gelirlerdi. Ya hakikaten olmadı, bir roket atar mutluluklar dilerler Ege. Çok da bir şaşırmamak lazım. Burası tehdit altında değil gibi ya. Ama şu kapı kırılmadan bilemem. Kapıyı kırdıktan sonra buradan içeri gelmeye çalışabilirler. Kapı kırsalar bile kas asker sokabilecekler ki içeriden. Bence bir iki tane defans bıraksın orada yeter ya. Katılıyorum. Yürü yürü yürü. Katliamın kız kardeşleri diye bir üniteleri var. Ellerinde kırbaçla gelmişler Ege. Kırbaçla. Senin fantezilerine alet edecekler. Abi gerçekten ben istemem ki pis fantezilerinize alet olayım ya. Abi bu neymiş ya? Rıl. Rıl. Bir tane daha atın hadi. Kırıldı. Gın ayak. Gın ayak Ege, gın ayak. Peki bir saniye. Çok geç. Şu atlıları dışarı çıkarıp ben onlar gelmeden bir sürpriz yapayım diyecektim de. Öteki taraf ne alemde? Burayı alamazlar kolay kolay ya. Ben asıl bir kapıya odaklansam iyi olur gibi. Adamların varyorları, piyadeleri falan öldü. Ege bunlarınki nasıl bir kuşatma silahıymış lan? Abi yine bir beddua geldi oradan. Nereye attı bedduayı? Yine aynı yere attı. Lord var bu sefer orada, korkmuyorum da. Buraya çıkan adamlar sağlam taşlı adamlar ya. Hem Lord hem Soylu orada mı? Hem Sordu orada, hem Soylu orada, hem Prens orada. İkisi de orada. İki adamım da orada. Ya bir şey olmaz, bunlar kapıdan içeri gelemezler ya. Ben bunları kapıdan içeri gelene kadar tutarım. Şeylerindeki cephanede sıkıntısız, sınırsız değil o biçen fırtınalardaki falan. Şöyle yapmayı planlıyorum Ege. Bu adamların orduyu buradan yardıktan sonra atlılarla diğerlerini arkalamaya çıkacağım. Mantıklı, mantıklı. Abi çekilin ve atlılara yol verin lütfen. Allah'tan tırt bir lord gelmiş bu arada. Adamlar çok tecrübeli kanka. Yani elemanlar tırt olsa da adamlar çok tecrübeli. Bir de şey geldiğini hayal etsene, o kız kardeşim annelerini. Kanka kendi başına bir ordu o. Evet evet, anaları gelse zaten anaları kendi başına bir ordu. Şimdi arkalayacak pek adamı kalmadı gibi ama. Fark ettim. Şu bir numarayı bir victory point'in oraya doğru götüreyim. Kapıyı açmış olacağız ama. Neyse ama büyük ihtimal sen kazanacaksın. Kademeli bir şekilde geri çekiliyorum balım. Tamam lan, bizim adamlara sıkmayın kuleler, alo. Aa, korkup kaçıyorlar şu an. Advance. Kazandın. Allah'ım şükür. Ben kazanamam zannettim ya, atlılarla böyle adamların arkasına falan dolanacaktım. Bir saniye. Harpi gelseydi kazanamazdı. Hı?
Harpi falan gelseydi kazanamazdım. Mümkün değildi ya. Bizimkiler... Baksana benim hero olanın cana falan. Kanka kırabildiğimi kırmaya çalışıyorum. Ondan direkt şey yapmadım. Okey okey. Gerçi kırabildiğimizi kırdık ya zaten. Ay hakikaten kıl payı zafer bu arada. Arda abim hoş geldin. Aynen abi, kademeli bir şekilde çekilmeye karar verdim ben de ya. Dedim kademeli bir şekilde çekilelim, ayva yiyemeyelim. Baksana adamların ordusu falan inanılmaz tecrübeli geldiler ya. Yani normalde... Yok olan yok bu arada. Şey var ya, evet, yok olan yok büyük ihtimalle. Şu işte acının kız kardeşleri, bilmem nenin bacıları falan filan sülalecek dalmaya gelmişler. Harbiden bir anneleri geliyor, bir bacıları geliyor. Analar, bacılar, meyve tabağı. Yok ya, çocuk yok oldu galiba. Baksana. Bayağı adam yok olmuş Ege. Aa evet, bayağı yok olmuş. Zayiata ikmal de alsam zaten ana ordu etkilenmiyor. Kaçtı bir yere doğru da nereye kaçtı görmedim. Oo tamam, bu halde ya, full haliyle alamadıysa bu haliyle hiç alamaz. Ben oraya yine bir şeyler alacağım. Abi bilmem nenin bacısı geldi, anası geldi. Abi herkes geldi abi, ben anlamıyorum yani. Benim co-op oynadığım arkadaşım da şu şeyle uğraşıyor. Memikleri sallanan arkadaşla uğraşıyor. Efendim Silent WKC Prime'ın avantajıyla aramıza katılmış. Teşekkürler Silent, hoş geldin. Onun anası, bunun bacısı. Biz mahvolduk ya. Abi zaten bir Kayne'nin kılıcı var. Kılıç tek başına savaşıyor. Bütün orduları kesiyor falan. Opus tıpıs, opus tıpıs ya. Grifon kapısı. Ne olur upgrade'leyelim Grifon kapısını falan. Mahvoldum ben. Disciplining the enemy. A resounding success. Warhammer 3'e Tower Defense modu mu? Bayılırım. Bayılırım. Kılıç yüzünden benim ülkemde isyan çıktı elimde tutunca. Abi kılıcı istemiyorum. Kılıcı bana karşı kullanmasınlar istiyorum sadece. Hani şu Elf Adası'nın hakimiyetini bir sağlayabilsek rahatlayacağım da. Her yer sallantıda. Bak. Tek boynuz kapısı o açıdan mükemmel bir konumda. Tek boynuz kapısına kimse gelip vuramaz. Ama diğer yerler baya baya sıkıntıdalar ya. Mehmetciğim hoş geldin canım. Teşekkür ederim. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Keyfin yerinde mi? Samet abi yalnız anlama, değil. Gelsin ne fark eder ya. Ver para. Ama ordu başıyordum ben. Ben ordu topluyordum. Köpeğin olsun. Batıyorum batıyorum. Köpeğin olsun para. Teşekkür ederim. Feda olsun be. Sen batıyorsun, bizim de ülkenin anası ağlıyor. Ya benimki hem ben hem batıyorum hem ülkenin annesi ağlıyor. Abi şu Tyrone'u Toran Roa alalım. Adam kendi de dursa burada bir fark oluşturur arkadaşlar, yani şu herifin yanında. Ne olur bir şeyler alalım buraya, ne olur ne olur. Lothrain'in deniz muhafızları. Hem mililer hem okçular, bayılırım. En sevdiğim. Ama sade okçu kullanmak daha bir keyifli ya bana göre. Çok bir seçme şansım yok. Şu Grifon kapısına bir upgrade. Buraya bir tane daha adam. Prens Bey merhaba. Prens Bey'e şöyle bir... ne vereyim bilemedim ki. Asurya'nın sureti hem hız veriyor hem muharebede direnç veriyor. Aa bu prenses level almış. Artı 3 menzil ve delici hasar. Oh 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 oh, bak mühimmat falan arttıracak var ya. Şu hatuna kurduğumuz ordu, bak bu Leysan Kulesi'nden çıkacak ordu mükemmel olacak abi. Aa bu acaba... Yok, %0 ihtimal diyor. Suikast düzenleyemiyorum abi. Param olsa da düzenleyemiyorum.
Nasıl bir kadınmış ya. Grifon kapısına girelim de chat bir an önce. Kaçabildiğimiz en hızlı yoldan kaçalım. Egecim devam edelim mi, balım baydı mı? Bana fark etmez. Ya baydı diyorsan save alıp çıkayım, devam edelim diyorsan bölüm arası verip bir tur daha devam edelim. Ben ederim yani devam. Okey, ben de devam etmek istiyorum.